Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fenerbahçe Altay Bayındır'ın yeni sözleşmesine 20 milyon euro serbest kalma maddesi ekledi diye bir haber var. Şimdi bu tuhaf gelmiyor bana. Hani doğruluğunu yanlışlığını araştırmadım ama tuhaf gelmiyor bana. Normal geliyor. Yani ne yapması lazımdı? Yani istediği zaman serbest kalır mı demesi lazımdı. Normal geliyor. Bir enteresanlık yok benim açımdan. Fenerbahçe bu sezon oynadığı hazırlık maçlarında 34 gol atıp kalesinde de 12 gol görmüş. Fenerbahçe taraftarı gerçekten ciddi manada bu sene gole doydu diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, Jorge Jesus öyle bir yönetim sergiliyor ki Fenerbahçe'de. Yani kütür kütür hücum oynuyor takım ve taraftar da bence bundan memnun. Memnun olmayanlar da var. Onlar da buz kovasının üstüne şey yapabilirler, oturabilirler. E, ee, Jesus'la ilgili de enteresan gelişmeler var ama onu ileride konuşalım. Fenerbahçe'de transfer için dev plan. Bu haberi çok merak ediyordum. Çünkü nasıl bir haber, nasıl bir başlık? Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı de gelecek sezon adına iki yıldız için şimdiden atılmalar atılmaya başlandı. Bu isimler ise Andrea Belotti ve Anthony Martial. Yani iki tane yıldız isim Belotti ve Martial. Ara transfer döneminde forvet transferini gündemine alıp listeyi sürekli genişleten Fenerbahçe'de yeni adaylar belirlendi. Çünkü Cao Pedro'dan memnun değil Fenerbahçe. Valencia'nın her an gitme ihtimali var. Ve Batshuayi de her ne kadar da şu an sakat olsa da resmi teklifler alan bir isim. Fenerbahçe aslına bakarsanız bunların yerini bunlara benzer isimlerle doldurmak zorunda. Şimdi ilk isim Belotti, diğeri Martial. E, ee, Antony Mart Martial, Martial artık ne zıkkımsa. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecekmiş Belotti'nin. Yani ben uzun süreli bir sözleşme diye hatırlıyorum ama haberde böyle söylüyor. Yani ben 3 senelik 4 senelik diye hatırlıyorum. Ee, ama 1 senelik mi imzalamış? Piyasa değeri 9'lara kadar düşmüş. Yani 20 milyon eurodan gidip 32 maç oynamış bu sezon. 4 golü var. 1196 dakika. Çok çok kötü bir performans açıkçası. Yani benim gördüğüm kadarıyla söylüyorum. yanlış anlamayın. Çünkü yazın 20 milyon euro piyasa değeri olunca boşa çıkınca bir de beyefendi yüksek yüksek paralar isteyince herhalde bayağı coşacak diye düşünüyorduk. Martial 2024'te sözleşmesi bitecek ama bir yıl opsiyonu var. Zamanında 60 milyon euroya aldılar 2015'te. Bu sezon 14 maç 6 gol 2 asist 723 dakika. Açıkçası ben Martial'i daha çok tercih ederim eğer böyle bir ihtimal varsa. Ama Fenerbahçe'de sürprizler olabilir diyerek Belotti için bonservis ödemeden kadroya katmak istiyormuş Fenerbahçe ve bir ay içinde tamamlayıp İtalyan forvete temasa geçmeyi düşünüyormuş. Manchester United'dan Martial ise B planı olarak alternatif isim listesine yazılmış. Bu sezon İngiltere ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamayan 27 yaşındaki Fransız golcü için de rakam hazırlığı yapılacağı sezon bitince masaya oturulacak diyor. Arkadaşlar benim duyum listemde benim duyum sorduğum isimlerden hiçbiri maalesef bu olayı doğrulamadı. Yani ne Martial'i ne Belotti'yi doğrulamadı. Ee, doğruladıkları isim başka. Yani doğruladıkları isim başka. Onun o isim e, başka bir isim. Çabalarımı sürüyor ama zor. Jorge Jesus için imza kampanyası. Şimdi Jesus'u konuşacağız burada. Brezilya ekibi Flamengo. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan, birçok kişiye göre Fenerbahçe'den ayrılacak olan Jesus'u takımın başında görmek istiyor ve taraftarlar peşini bırakmıyor. Böyle bir cazibesi var ki Jesus'un peşini bırakmıyorlar. Bırakmadıkları gibi şimdi Vitor Pereira da, e, orada memnun değiller. Çünkü Vitor Pereira'dan hiç memnun değiller. Sözleşme saha daha, feshed, daha feshed edilecek derken bir karışıklık var. Ve Flamengo'nun gündeminden düşmüyor Jesus. Şubat ayından bu yana 3 kupa birden kaybetmiş Jesus, şey Vitor Pereira ve taraftarların da sabrı taşmış. Libertadores olmak üzere 4 kupa kazandıran Jesus'un geri dönmesini istiyorlar ve 68 yaşındaki teknik adamın takıma geri dönmesi için imza kampanyası başlatmışlar. Şimdi Jesus'tan başka birini getirerek işimizi şansa bırakamayız demişler. Jesus yeniden bu yıl en iyi takım olabiliriz. Marakana'ya gidin posterler alın şöyle yapın böyle yapın diye taraftar da gazlıyorlarmış. Kariyerinde en başarılı dönemlerden birini Flamengo'da geçirdi. Jesus <laughs> 2019-2020'de Libertadores, Torres, Brezilya Ligi, Brezilya Süper Kupası, Juana Bara Kupası ve Recopa Sudamericana'da şampiyonluk sevinci yaşamış. Pereira'da bir ayda 3 kupa kaydetmiş. Bakalım ne olacak diyor. Flamengo Kulüpler Dünya Kupası yarı finalde Al Hilal'e elenmiş. Son olarak Recopa Sudan, Sudan Amerika'da Independiente'ye Devalle'ye penaltı atışlarıyla yenilerek kupayı rakibine kaptırmış. Durumlar böyle. Şimdi Jesus Brezilya milli takımına gidecek diye de söylentiler var. Ama Carlo Ancelotti ile ilgili duyumları siz de duymuşsunuzdur. Haberleri siz de okumuşsunuzdur. Brezilya milli takımının yeni teknik direktörü olması bekleniliyor. Carlo Ancelotti'nin bilginiz olsun benden duyun istedim. Şimdi transferde derbi 3 takım birden. ben Bu arada Jesus'la ilgili de şunu belirteyim. Şampiyonluk gelirse inşallah bir yere gitmez. Şampiyonluk gelirse de bir zahmet gitmesin zaten. Değil mi? Yani siz olsanız gönderir misiniz? Şuradan şampiyonluk getirse zaten yani hangi akla hizmet göndereceksin ki? Hatta şuradan şampiyonluk artı Türkiye kupası getirse Allah aşkına hanginiz gitsin istersiniz? Ben istemem şahsen. Neyse biz işimize bakalım. İşimize odaklanalım. Belotti'de, ee, Martial'de konuştuk ama ben dediğim gibi Martial'i çok isterim açıkçası. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Toulouse forması giyen Rafael Ratao ile ilgilendiği belirtilmiş. Rafael Ratao. Ve 3 takımda aynı isme talipmiş. Şimdi bilmiyorum bu ismi hiç duydunuz mu? Ratao ismini. Transfer marketine açıp yani oyuncunun sadece özelliğine bakalım. Transfer market değeri buçuk milyon euro. Yaş 27. Herhalde bir yanlışlık var. Tabi menajer dümenidir diye düşünüyorum. Lance.com'da yer alan habere göre 3 kulüpte bu ismin peşine düşmüş. Kış transfer döneminde 3 takımda başarılı kanatla ilgilenmiş ama hiçbiri alamamış. Ratao'ya Almanya, İtalya ve Brezilya adına kulüplerine ilgisi varmış. Toulouse'da 2024'e kadar sözleşmesi var. Piyasa değeri 2,5 milyon euro. 24 maçta görev almış. 6 gol 2 asist yapmış. Yani arkadaşlar hiçbir detaya bakmama gerek yok. Futbolcunun transfer marketini açın bakın. Bu kadar çok ta takım değiştiren bir futbolcuyu zor bulursunuz. Transfer marketi 24 maçta 6 gol 2 asist yapmış falan filan. Bir kere bu kadar çok kulüp değiştiren bir futbolcunun Fenerbahçe'nin kapısına içeri girmesini istemem ben. Çünkü bu tip adamlar yaramaz arkadaşlar. Yani geçiniz bu haberi araştırmaya bile değer duymuyorum. Arda Güler için 15 milyon euro. Marsilya Başkanı Pablo Longhiarini Sevilla maçında izleyip ayran kaldığı Arda Güler için 15 milyon euroluk teklifle kapıyı çalmaya hazırlandığı iddia edilmiş. Bizzat Başkan Ali Koç'un talimat vermesi sonra sözleşmesinde özel bir madde var falan filan. Harekete geçildi 15 milyon euro. Bir kere şunu söyleyeyim. Futboldan anlayan bir başkan. Arda Güler'i gözüne kestirdiyse 15 milyon euro ile kapıyı çalmaz. Bilir ki 15 milyon euroya bu çocuğu vermezler. Haksızsan bana haksızsın diye. 15 milyon euroya verilen bak. Konya Spor'da bize karşı bir çocuk oynamıştı genç. Kayseri Spor'da Arif Kocaman bize karşı oynamıştı. Her iki çocuk için de soruyorum size. 5 milyondan aşağı satarlar mı? Satarlar mı 5 milyondan aşağı? Değil mi? 18 yaşın önemi büyük diyor. Şöyle böyle. Marsilya Başkanı hayran kaldı. Yani önemsiz bir haber geçiyorum o yüzden. Bir numaralı hedefler aradaymış Marsilya'dan 15 milyon euro diyor. Dünya devlerinin kıskacını. Yani Paris Saint Germain, Barcelona, Manchester City falan filan deniliyor. Ben Arda ile ilgili şunu söyleyeyim. Arda'nın da yeni sözleşmeye imza atacağı ve bu sözleşmenin ne zaman açıklanacağını merak içinde bekliyorum. 21 maçta 630 dakika görev almış. 1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro'ya gidecekmiş. Matematiksel olarak Fenerbahçe'nin 14 maçı kaldı. Hani finale çıktığınız sayarak söylüyorum Türkiye Kupası'nda finale. 14 maç 900-1300 küsur dakika hepsinde oynasa 630 1500'ü tamamlayabiliyor falan filan. Geçiniz. 5 yıllık sözleşme. 21 maç oynadı. Şöyle böyle. Yeteneklerine herkes hayran diyor. Yani ona kelepçe takan polisler bile hayran. Yani bu tip haberleri geçiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ile Başkanı futboldan anlıyorsa asla ve asla bu ismi yani Arda Güler ismini 15 milyon euroya alamayacağını biliyordur. Az para haberlere inanmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu tip haberler çok çok olur. Ben size bir şey söyleyeyim. Osayi Samuel. Osayi'yi iyi takip edin. Çünkü Fenerbahçe'den gitmesi en muhtemel isimlerden biridir. Osayi Samuel. Ve Osayi için İngiltere Ligi çok cazip bir lig. İngiltere'de bu adamın şeyi var, piyasası var. Brentford kulübü de kafaya taktı. Öyle bir taktı ki o sahiyi almak için her şeyi deneyecek. Devre arasında bizden istediler. 15 milyon euro e, zorunlu opsiyon dedik. Kabul etmediler. 12 milyon euro zorunlu opsiyon dedik. Zorunlu opsiyonu kabul etmediler. O sahiyi çok istiyorlardı. Olmadı. Şimdi aynı Brentford'un tekrar 12 milyon eurodan kapıyı çalmayı planladığını söylüyorlar. 508 bin euroya erken şekilde gelsin diye QPR'dan transfer edildi. Eğer transfer olursa 23 katına gitmiş olacak diyorlar. Şu an için ben beklemiyorum. Yani şu an için beklemiyorum o sahinin bu kadar paralara gideceğini ama gidebilir mi? Tabii ki gidebilir. Çünkü o sayı yetenekli bir oyuncu. O kadar yetenekli bir oyuncu ki. Yani o kadar yetenekli bir oyuncu. Abi işin biraz da şakasındayım ama 12 milyon Euro'ya o sayı giderse yerini doldurabilir miyiz ee, o da birazcık enteresanlık enteresan açıkçası Onun yerini doldurmak biraz Ağır iş açıkçası Ama Yaz döneminde neler olur neler biter hep birlikte izleyeceğiz Ben şu an o yüzde %30 gider diyorum ya yani Ferdi için aynısını demiyorum bak Ferdi için %99 diyorum Nefes aldırmazlar bize ama o sayı için %30. Miha Zayt <laughs> Dün sosyal medyada bir duyumcu arkadaş paylaştı. Miha Zayt için Fenerbahçe 1.4 milyon euro teklif etmiş. Ve Zayt'la sözleşme uzatmak için şartlar zorlanıyormuş. Miha Zayt'in Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücret 600 bin euro. Benim duyumlarıma göre Zayts'a biz 1 milyon euro teklif ettik. Ve 3 artı 1 yıllık sözleşme teklif ettik. Nice da bu teklife çok sıcak baktı. Yani kabul etme aşamasında ama belki de menajere demiştir ki olan 1 milyon euro şuraya bir komisyoncuk kalayım. Yani ben birine bir haber yaptırayım demiştir ben bilemem. Ama biz 1 milyon eurodan sözleşmesini uzatacak gibiyiz. Yani bendeki bilgiler bu şekilde. Belki de arkadaşın verdiği duyum daha doğrudur. Benimki yanlıştır. Ben açık yürekte bunu itiraf edeyim. Yani bendeki duyum belki de yanlıştır. Arkadaşınki doğrudur. Ee, ama Zayt uzatacak gibi ya. Yani her an kap açıklamasını bekliyoruz. Zayt adına bu önemli bilgiyi de herkese aktarmış olayım. Enner Valencia. Heh, asıl konuşacağımız konu burası. Valencia. Fenerbahçe'den yıllık 2.2 milyon dolar kazanıyormuş. Bundan şeyin haberi var mı Valencia'nın? var mı acaba? Ve sözleşme uzatmak için de aynı maaşla birlikte 3 yıllık kontrat istemiş. Fenerbahçe 1 yıl opsiyonlu bir kontrat önermiş. Maaş talebini ödemeye hazırmış. Görüşmeler sürüyormuş. Benim bildiğim bu kadar fazla vermiyoruz. 2.2 milyon dolar vermiyoruz Valencia'ya ama şu performansıyla sözleşme uzatmayı hak ediyor mu? Ediyor. Şu performansıyla 2.2 milyon dolar verilir mi? Verilir. Ben olsam uzatırım yani şu performans. Arkadaşlar bakın siz Icardi, Mertens diye geberirken adam Türkiye Ligi rekorunu kırmak üzere. Bilmiyorum en çok gol atan futbolcu kaç gol attı ama sakatlanmasa, bu performansını sürdürürse Fenerbahçe bu kadar ofansif oynad oynadığı müddetçe de emin olun daha çok penaltılar falan kazanırız. Freakikler kazanırız. E hani pozisyonlar yakalarız. Ve Valencia eğer bu performansını sürdürecek olursa zaten hani helal hoş olsun deriz. Bunu söyleyeyim. Hocam Ender Vanes'e internasyonel anlaşmış. Anlaşmamış. E, hani ön protokol imzalamış. Eğer oraya gitmesi de 20 milyon euro verecekmiş. Bir şey soracağım. Arkadaşlar bunun aslı astarı yok. Bakın internasyonel ile ilgili çıkan haberlerin haddi hesabı yok. Yok anlaştı. Yok gidiyor. Yok şöyle. Bunlar temenni haberi. Bunlar temenni haberi. Bir de ön protokol imzalasa niye 20 milyon euro verecek başka takıma giderse? Niye bunu böyle bir şeye imza atıyor ki? Şu anda hani avantajlı olan taraf Valencia. Niye böyle bir aptallık yapsın ki? Avantajlı konumda değil mi şu anda Valencia? Benim düşünceme göre Valencia şu anda avantajlı konumda. Niye kendini oraya mahkum etsin ki? Salaklık değil mi bu? Vallahi enteresan. Geçen hafta Koreli defans oyuncusu Kim Ji Su'yu tavsiye ettim Fenerbahçe'ye diyor Jason Handley adlı bir kullanıcı sosyal medyada. Bu haftada Eom Ji Sung'u tavsiye edeceğim diyor. Şimdi tavsiye ettiği Kim Su ismi. Güney Kore'den stoper çocuğu incelemiştik. Sengunam FC'de ikinci ligde oynuyor Kore liginde ama çocuk 2004 doğumlu 18 yaşında 1.92 boyunda stoper. Ve e, 23 maça çıkmış Kore Ligi'nde. Bir asisti var. 1866 dakika oynamış. Joe Jinyo'nun performansından sonra muhtemelen muhtemelen ve muhtemelen Fenerbahçe taraftarının gözleri büyümüştür. Joe sonra. Kim varsa getirin. Koreli mi? Alın. Biz de, işi yap Biz de iş yapar. Alın. Koreli mi? Getirin. Böcük yiyor mu? Yiyor. Fark etmez. Getirin. Böcük de yese getirin diğer taraftar yani o kadar güzel referanslar var ki. Jorginho var. Kim Minji var. Tamam işte. Bu saatten sonra herkes gelsin. Hocam putperest olsa da gelsin. Tövbesini 80 kere bozsa da gelsin. Burası Fenerbahçe kapısı. Herkese kapımız açık. Diyorlardır şu anda. Ji Sung Eom. 650 bin euro piyasa değeri var. Bu da Kore 1. liginde 20 yaşında. 9 Mayıs 2002 doğumlu. 1.74 boyunda kanat oyuncusu. Sağ ayaklı gördüğümüz kadarıyla 3 maça çıkmış. Bir gol bir asist var. 192 dakika. Bu da Kore 1. liginde dur. Az önceki futbolcu da Kore 2. liginde diyor ama çıktığı maç hep 1. lig maçına çıkmış. 7 Şubat 2002'de katılmış 2. lige. Yani 1. ligde 23 maça çıkmış. Pardon 19 maça çıkmış. Bir de gençlik liginde 4 maça çıkmış. Ama 2. ligdeki takıma herhalde kiralanmış. Öyle anladım ben. 7 Şubat 2022'de buraya geçmiş. Ha pardon. Ee, genç takımdan A takıma çıkmış. Ama bunlar ligi mi bitmiş? Ne olmuş? Bu takım niye ikincilik gösteriyor? Onu anlamadım. Yani uzun lafın kısası bunlar tavsiye. Öneri niteliğinde. Futbolcular belki bilen varsa, araştıran varsa diyor ki 20 yaşında sol kanatta veya ofansif orta savunç olarak oynayabiliyor. Kore futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri. Umarım Fenerbahçe izler diyor. Jason Hunt değil. Valla bir, bir milliyetten alınan futbolcu tuttu diye hepsi tutacak diye bir şey yok. Önce onu söyleyeyim. Ama şu var. E, yani Koreliler bizde iş yapıyorsa üstüne düşeceksin abi. Yapacak bir şey yok. Üstüne düşeceksin. Çünkü madem bizde iş yaptı üstüne düş. Yani durum bunlar arkadaşlar. Başka ne diyeyim. Başka da benim söyleyeceğim bir şey yok. Kanalımıza abone olduğunuz için, takip ettiğiniz için hepinize teşekkürler. 19.07'den selamlar olsun.